Tamam. Bu işi iyi becerdin Felek Ali. Al bakalım geri kalanını. Tanıyor musun? Zorluğu bela pis bir heriftir. Parlak Osman derler. Artık peşin çalışıyorum. Bana bir içki ısmarlar mısın?
içki ver bana. Bütün gece gözleriyle yedi bitirdi seni. Bunların hepsi böyledir. Hepsinin ne istediği bellidir. Hem ne olacak be? Ben geçmişimi falan takmıyorum. Artık bizi buradan telli duvaklı kimse almaz ya. Alsa bile iki gün sonra kafamıza vurur. Bizim gelmişimiz, geçmişimiz, hepsi bu işte. Bizim gibileri alacak erkek anasından doğmamıştır. Bizden utanırlar anacığım, utanırlar. Adın ne senin? Parlak Osman'dan haber çıktı mı? Merak etme patron. Felek halini ıskaladı, görülmemiştir bugüne kadar. Osman'ın buradan ayağının kesilmesi iyi oldu. Onun bulunduğu yerde bela eksik olmaz çünkü. Darlın! Özür dilerim. Böyle olmasını istemezdim. Çıkalım buradan. Daha ne bekliyordun? Erkekleri hep bu odaya mı getirirsin sen? Ben... Sen? Bizim kısmımıza sorulmaz böyle şeyler. Hem sana ne, paranı alacaksın. Daha ne öğrenmek istiyorsun? Paramı alacağım tabii. Seni bir daha görmek isterdim. Ben istemem.
Nedenini merak ediyor musun? Hoşlandım senden çünkü. İşte böylece gitti. Yerimden kalkıp ardından bakmak için pencereye kadar bile koşamadım. Biz kadersiziz canım, kadersiz. Bizim gibilerine her zaman gülmez talih. İlk defa bir erkeğin karşısında ürküyorsun. Sonra paraları yatağın üzerine fırlatınca donup kalıyorsun. Bizim nemize de semahat duygulanmak. Gel unutalım her şeyi. Parlak Osman derler. Bugüne kadar aynı kadını ikinci defa görmedim ben. Para vermeden de hiçbir kadınla yatmadım. Bizim hayatımızda aşka, kadına yer yoktur. Elimiz titremeye, gözümüz kararmaya başlarsa halimiz haraptır. Pis iştir bizimkisi. İflahsız iştir. Bütün gün sana gelmemekti maksadım. Ama saati yaklaştıkça benimle gelir misin? Kaçar mısın benimle? Kaçmak mı? Bana iyi bak. Bu halimle beğenir misin beni? Tertemizken ne çirkinim değil mi? Kaçalım diyorum sana. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere kaçalım. Utanırsın sonra benden. Pavyondan kadın çıkartmak kolay mı sanıyorsun sen? Beni bu illerde hep tanırlar. Dedim ya, parlak Osman derler bana. Ve bilirler ki benim kadınıma laf söylemek her baba yiğidin harcı değildir. Tamam mı? Sen biliyorsun ya benim pavyondan olduğumu. Bu yeter işte. Bir gün kakarsın başıma. Vallahi utanırsın. O zaman pavyona dönmeye de gücüm kalmaz, öldürürüm kendimi. Ya başıma vurursan? Günün birinde çokça gülsem, çokça söylesem, ortada kor gidersin. Gezi ballarım. Thank you.
bizim halimize düşmeyi. Kim ister söyle bana. O zamanlar aklım başımda olsaydı doğduğum yerde kalırdım. Her şeyi terk eder de buralara gelir miydim? Küçücük bir yerdi kasaba. Şimdi koca İstanbul'a alışınca oraları unutur gibi oldum. Yemek dolabını kilitliyordu analığım. Sandığın üzerinde aç oturuyordum. Bizim kasabanın içinden koca şehirlere giden dümdüz bir ana yol geçerdi. İyi evler, balkonlu, elektrikli evler hep bu yolun iki yanında uzanırdı. Bir gün başımı alıp gideyim dedim, kurtulayım. Sonra o kamyonlu geldi. Açım abi dedim, götür beni buralardan. İstanbul'u gördüğümde bütün küskünlüklerimi unutuvermiştim. O zamanlar böyle şatafatlı bir ismim yoktu. Sadece Ayşe'ydim. Bir derdin var senin. Hadi giyin, çıkalım. Niye girmiyorsun denize? Bir derdin var senin. Olmasa böyle başın önünde durmazsın. Sen korku nedir bildin mi hiç? Hayatının her anında ölümü bekledin mi? Babamdan kalanları köyde sattığımda İstanbul'a gelip kahve açmıştım. Delikanlı adamdık o zamanlar. Gözümüzü budaktan sakınmazdık. Kavgalar, dövüşler derken ünümüz aldı yürüdü çevrede. Bu arada bizim küçük kahvede iyi para getiren bir kumarhane olmuştu. Olmasına oldu ya, bu sefer de Kürt Reha denilen bir belayı sardık başımıza. Kürt Reha, İstanbul'un kralı. Tabii bizim kumarhaneye de dikti gözünü. Önce sat diye zorladı, satmadım. Şimdi beni ortadan kaldırmak için her çareye başvuruyor. Evvelallah biz de boş değiliz. Kim kimi temizlerse, gücü gücü yetene. Pis heriftir Reha. Beni temizlemek için her şeyi düşündü. Dedim ya, iflahsız iştir bizimkisi. Onun için yaşadığımız her günü fazladan sayarız biz. Kalkalım artık Osman, üşüdüm. Kovalamacadan bıktım artık. Sessiz, sakin bir hayat için neler vermezdim. Neden denemiyoruz Osman? Böyle bir hayatı neden denemiyoruz? Denemek mi? Artık çok geç olduğunu anlamıyor musun? Ok yaydan çıkmış bir kere. Şey için geç değil Osman. Yani senin için geç değil demek istedim. Gitsen konuşsan şu Reha denen adamla. Onun istediği şu Allah'ın cezası kumarhane değil mi? Satsan onu. Aldığın parayla küçücük bir ev bulursun kendine. Bilinmez ki. Belki de günün birinde temiz, namuslu bir kız bulursun. Seversin, alırsın nikahını. Bütün dertlerin biter, rahat uyursun geceleri. Sahip olur mu dersin? Kimsenin bilmediği küçük bir evim var benim.
kumarhaneden ilk kazandığım parayla almıştım. Sevdiğim kadınla sakin bir hayat yaşayacağım günler için gizlemiştim herkesten. Bütün bu belalardan kurtulmama yardım eder misin? Kumarhaneyi satsam hep yanımda kalır mısın? O küçücük evde kadınım olur musun be? Geçmişim belli benim. Pavyondan Ayten yaramaz sana. Benim duvak diye takılacağım... ...olsa olsa bir gelinlik artığı olabilir. Ya da bir kusmuk torbası. Söylemiştim. Pavyondan kadın almak kolay mı sanıyorsun sen? Yiğit insanın yüreği mangal gibi olur Ayşe. İnsanın namusu yüreğindedir. Benim kadınım olur musun? Burası senin mi? Hayır. Senin? Buraya giren ilk kadın sensin. Birazdan gideceksin değil mi ona? Meraklanma gideceğim. Kürt Reha'ya gideceğim ve diyeceğim ki... Bugün Parlak Osman'ın 19 yıllık kabadayılık hayatının son günüdür. Bu işten istifamı veriyorum. Kumarhane de senin olsun, efelik de. Parlak her şeyi terk ediyor. Çünkü aşık oldu diyeceğim. Osman'ım benim. 19 yıla. 19 yıl tabii dile kolay. 19 yıldır bu curcunanın içindeyiz Ayşe. İlk sabıkamı 10 yaşında almıştım biliyor musun? Tornavidayla adam yaralamaktan. Bir gün kaptığım gibi tornavidayı... ...annemle babamın halini görecektin. Gidiyorsun demek. Hı hı. Gene de dikkat et Osman'ım. Uzlaşmaya gittiğini anlamazlarsa... ...başına bir hal gelir sonra. Al bunu. Benim için sakla. Artık ihtiyacım yok buna. Kürt Reha bile silahsız bir adama ateş etmez. Güle Osman'ım. Sağlıcakla dön.
Patron! Patron! Parlak Osman geliyor! Allah kahretsin! Gebermemiş köpek! Melek Ali atlayamamış idi. Buraya geliyor! Ne bakıyorsunuz salak salak be! Fırlasanıza! Sokmayın içeri! Girdi mi tamamdır! Hadi gözünün yaşına bakmayın! Temizlenmesi lazım! Hayrola Parlak Osman! Çekil köpek! Seninle işim yok benim, sahibini göreceğim. Buraya hırlaşmaya gelmedim. Bana kalırsa ısrar etmekte hata ediyorsun. Şöyle sessizce bizi takip et bakalım. Canını seviyorsan bas. Sağa yanaşmaya başla. Osman! Kıydılar sana! Kıydılar demek! Ufak bir sıyrık sadece. Bu işin sonu geldi Ayşe. Bu zılgıtı yutarsam hayatım boyunca rahat koymazlar beni. Tabancayı getir Ayşe. Etme Osman. Bu işin sonu kanlı bitecek. Vuracaklar seni. Sana tabancamı ver dedim. Vermem. Ölsem de vermem. Göz göre göre ölüme göndermem seni. Tabanca nerede Ayşe? Öldürecekler seni, anlamıyor musun? Tabancayı alıp ölümüne gideceksin! Bizim oralarda bir söz vardır. Ağalık vermekle, yiğitlik vurmakla derler. İş buraya geldi mi, bıçak kemiğe dayandı mı, kaçınılmaz artık.
Kararını vermişsin Osman'ım. Ne desem boş. Biliyorum, tek başıma koyup gideceksin beni. Kimse vuramaz beni, korkma. Ölüme şerbetliyiz biz. Yalnız korktuğum bir şey var. Hapse girersem, yıllarca yatarsam bekler misin beni? O nasıl söz Osman'ım? İhtiyar uyana kadar beklemen icap etse bıkarsın bundan. Unutursun beni. Benim dağlara dehşet saçan küçük bebeğim. Seni unutmak elde mi zannedersin? Bu küçük avlu, bu küçük oda benim mezarım olacak. Günü gelir senden önce ölürsem kemiklerimi bulacaksın burada. Bir de şunu unutma. Senin namusun demek, benim namusum demektir artık. Gözün arkada kalmasın Osman'ım. Gerçi çok erkek bizi tanıdı bugüne kadar ama ben bir kişiyi tanıdım hayatımda. Seni. Bir yiğite haklayamadınız. Haram olsun size döktüğüm paralara. Gırtlağınıza dursun beceriksiz hayvanlar. Parlak gebermeli dedim de size. Benim için ölüm kalım meselesi bu. Şu tetiği çekmeye bakar her şey. Şu demire dokundun mu tamam. Ama nerede o yürek sizde? Ateş ettik patron. Yaralı yaralı kaçtı. Kalabalığa karıştı. Herkesin içinde de vuramazdık ya onu. Felek Ali! Sana güvenmekle de hata etmişim. Bu kadar uzatılır mı bu iş? Erkek olmanı çok isterdim. Bundan nefret ederim ama taşımam lazım. Büyüyünce kan davasının ne demek olduğunu anlayacaksın. Yavrum! Koca Reha, Kürt Reha, demek böyle ölecektin ha. Bana değil, kendine harca sen Osman. Ben kurtuldum.
Defterim dürüldü. Kolay değil dayılığın yükünü taşımak. Yük senin sırtında artık. Gözler, namlular sende olacak. Allah yardımcın olsun oğlum. Çünkü Felek peşinde. Felek peşinde. Nasıl da çabuk geçti Ayşem. Bazı geceler hiç bitmeyecekmiş gibi geliyordu. O zamanlar seni düşünüyordum hep. Tanrı kabul etti dualarımızı. Şu af gelmesiydi halimiz haraptı o zaman. Buraya ilk gelişimizi hatırlıyor musun? Neyin var senin? Gene suratı nasıl? Yok. Yok bir şey. Sadece düşünüyorum. Düşünüyor musun? İçimde garip bir sıkıntı var Ayşe. Ne olduğunu bilmediğim bir sıkıntı. Kim bu adam? Garip bir hali var. Her şey geçti. Anlamıyor musun? Kabuslu günler bitti. Cezanı çektin. Hiçbir bela yok artık peşinde. Kürt Reyhan'ın yüzü aklımdan çıkmıyor hiç. 3 yıl taşıdım bu yüzü kafamda. Ben kurtuldum, sıra sende demişti. Düşünme artık bunları. Ne güzel bir geleceğimiz var. Osman!
Gidelim buradan. Görebildin mi onu? Kimse yok. Kürt söylemişti. Bela bırakmayacak peşimi. Kalkalım. Bir kere. Günahımız, kaderimiz bu bizim. İnanmıyorum ben kadere. İyi olmak, temiz olmak istiyoruz. Hakkımız bu bizim. İnsanlar sürdükleri lekeleri kolay kolay silmiyorlar Ayşe. Ben katilim, sen kötü kadınsın. Bunu bellemişler bir kere. Hakkımız yok artık alnımızın teriyle yaşamaya. İnanmıyorum. İnanmıyorum onlara ben. Ne olursa olsun, kendimiz için dürüst yaşamalıyız. Bunun için de yürek lazım. Sen söylemiştin. Yiğit insanda mangal gibi yürek bulunur demiştin. O yüreğe şimdi ikimizin de ihtiyacı var Osman. Çok ürktüğüm şey ne biliyor musun? Bir gün dönünce evi boş bulmuşum mesela. Veya beni kovmuşsun. O zaman dönemem ben gene eski çukuruma. Öldürürüm kendimi. Ben hiç yüzme bilmem. İstanbul'a geldiğimden beri düşünmüşümdür kendi kendime. Öldürürsem kendimi nasıl öldürürüm diye. En iyisi oradan aşağı atmalı insan kendisini. En yüreklisi. Hiç gelmemiştim. Ne zaman bunalsam, kafamı dinleyecek bir yer arasam buralara düşerim.
Balıkçıların kendilerine göre kanunları vardır. Hepsi her akşam üstü tuttukları balıkları buraya getirir ve yığarlar. Sonra balık pazarı başlar. Satıcılar satın alırlar. Ve kediler. Kediler mi? Evet, balık kokusuna gelir kediler. Hepsi bilir saatini. Bir köşeye çekilir ve satışın bitmesini beklerler uslu uslu. Açık artırmayla satılır balıklar. Sonra kedilerin sırası gelir. Yavaş yavaş çıkarlar ortaya. Balıklar kimin üstüne kalmışsa o kedilerin hakkını verir teker teker. Hiçbirini aç balıksız bırakmaz. Bu kutsal bir oyundur sanki. Dedim ya, balıkçıların kanunu apayrıdır. Onlar diğerleri gibi değillerdir. Ekmek kavgalarının bedellerini öderler. Ya balıklar? Oltanın ucunda çırpınan balıkları düşünmezler ama. Belki de haklısın. Oltanın ucundaki balıklar kadar hükmümüz var şu koca dünyada. Bir çocuk bahçesi var. Bugün oradan geçiyordum. Kayık salıncaklarına binen çocukları seyrettim. Sen çocuk sever misin Osman? Devam et. Düşündüm ki Osman'ın benden çocuk istemez tabii diye düşündüm. Bazen geçmişimi unutuyorum Osman. Benim gibi geçmişi olan bir kadını kim nikahına alır ki? Oo, Ayten Hanım, yeni bir zampara bulmuşsunuz galiba. Kim bunlar? Tanımıyorum. İnan ki tanımıyorum. Gidelim buradan Osman. Tanımıyormuş. Gördün mü, tanımıyormuş. Tıfıl oğlanı bulmuş, masum kız numarası yapıyor. Pavyondaki gecelerimizi ne çabuk unuttun. Şimdi de bu ufaklığı kemiriyorsun ha? Bıkan mı var?
Veya beni kovmuşsun. O zaman dönem evden geri eskisi kuruma. Öldürürüm kendimi. Öldürürüm kendimi. Öldürürüm. Ben hiç yüzme bilmem. En iyisi oradan aşağıya atmalı insan kendini. En yüreklisi. Üşümüşsün. Buz gibi olmuşsun. Yapamadım. Ölümü gözlerimin önünde görünce yapamadım. O zaman öyle yaşamak istedim ki anlatamam sana. Seni düşündüm, bahçeyi düşündüm, şu pencereyi düşündüm.
yapamadım. Benim için çok önemlisin. Seninle yaşamayı öğrendim, gülmeyi öğrendim. Seni bunca önemli kılan uğrunda harcadığım zamandır, uğrunda harcadığım hayatımdır. Biz sularda başıboş yüzen balıklar gibi değiliz. Bir sürü sorumluluklarımız var. Kabadayı Osman'a Osman yapan, yeniden yaşatan senden ben sorumluyum. Affet beni. Affet. Osman'ım benim. Güzel Osman'ım. İnsan Osman'ım. İnsanım. Osman! Al kardeşim. Buyur abi. Hadi hayırlı işler. Sağ ol abi. Öyle korktum ki Osman. Garip şeyler oluyor bu evde. Ölümün gölgesi dolaşıyor etrafta. Onu görür gibiyim Osman. Sinirlerin bozulmuş senin sevgilim. Biraz dinlenmelisin. Yok, yok öyle değil. Her tarafta geziniyor o. Burada, şurada, orada. İçeride, içeride gördüm onu. Kim dolaşıyor yavrum? Kimi gördün? O dolaşıyor. Bizim kötü kaderimiz o. Galiba haklısın Osman. Kaçalım. Ölümün aramıza giremeyeceği bir yere kaçır beni. Dayanmalıyız yavrum. Bak yepyeni bir hayatın eşiğindeyiz. Alnımın teriyle para kazanmanın zevkini öğrendim. Kadere, ölüme karşı çıkmalıyız. Yürekli olmalıyız. Tuzluk yok, kim bilir nereye götürdü gene. Osman, tuzu bulamıyorum. İçeride. Sabah pencerenin önünde erik yemiştim.
hiçbir şeyi yerinde bırakmaz başımın tatlı belası. Kimi gördün? Söyle diyorum, kimi gördün? Yok. Gitmiş, kaybolmuş. Ama yemin ederim ki gördüm. Sandalın içindeydi. Alay eder gibi bakıyordu. Her taraf ölüm kokuyordu. Azrail'i gördüm Osman. Azrail'den başkası olamazdı o. Bütün gece uyumadın. Bir çay vereyim mi sana? Bütün gece düşündüm ki Ayşe, yaşamak bize haramdır. Rahat huzur haramdır bize. Hana hamama olanlardan da değiliz ki derdimize çare bulunsun. Kaçalım burada. Kaçalım Osman'ım. Başka yerlere gidelim. Kimselerin bizi bulamayacağı yerlere gidelim. Bizi bulurlar yavrum, bulurlar. Kaçmak her yaraya ilaç değildir. Kader peşimizden dolu dizgin gelir de bulur garip Osman'la garip Ayşe'yi. Peki ne yapacağız biz? Bekleyeceğiz. Gelip bizi bulmalarını bekleyeceğiz. Bizim de feleğe söyleyecek bir çift lafımız olacak herhalde. Korkunun gölgesinde dolanma Ayşe, unutma. Parlak Osman korkmazdı hiçbir şeyden. Bu mektubu size vermemi söyledi. Bu işi bu gece halletmeliyiz Parlak. Artık çok uzadı. Gün batmadan Can Kurtaran'daki kahvede olacaksın. Kozumuzu teke tek paylaşacağız. Osman abi, telefondan istiyorlar. Alo. Ben Felek Ali. Kağıdı aldın herhalde. Seni öldürmeden sormak istiyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı? Kimsin? Ne istiyorsun benden? Seni öldürmem lazım. Peki ne geçecek eline beni öldürürsem? Bu bir iştir. Parasını da Reha'dan peşin almıştım. Eminim ki sen de anlarsın. İşimi bitirmem gerek. Reha'yı öldürdükten sonra adın çok büyüdü. Demek ki seni öldürürsem hem tarifem artar hem de Felek görevini yapmış olur. Anladın mı?
Felek görevini yapmış olur. Ne olursun vazgeç. Kulun kurbanın olayım. Gene mi başlayacak aynı şeyler? Gene mi? Gene ve her zaman. Bu kaderimiz. Feleğin işi. İstersen değişir her şey. İstedim biliyorsun. Çok istedim hem. Ama nafile. Kader istemedikten sonra. Allah'ım! Ne çile bu! Ne bitmez çile! Ne gelir elden? Mahkumum ben, anlıyor musun? Mahkumum bu mereti taşımaya. Ya vuracaksın, ya da vuracaklar seni. Kanunu böyle yazılmış. Kanun değil, alın yazısı. Anlıyorum seni Osman. Katillik de orospuluk gibi tıpkı. Kaçtıkça kovalar insanı. Gizlenirsin, olmadık yerde bulur rezil eder. İnsan bir kere bulaşmaya görsün. Kadınım, çileli kadınım, bir tane. Bir damla iyilik varsa bende senden Osman. Erkekliğinden, beni bataktan çıkaran yüreğinden. Akşama kadar dönmezsem, bil ki vurulmuşum. Seviyorsan beni unutmaya çalışırsın. En iyi unutmak ölümdür. Gelirim ardından. Uzaklara kaçamadık ama ölüme gelirim Osman. Bu korkunç koşudan bıktım artık Ayşe. Çaresiz küçük bir balık gibi yalpalamaktan bıktım. Öldürürüm. Öldürürüm kendimi dönmezsen. Hakkını helal et. Thank you.
En iyi unutmak ölümdür. Gelirim ardından. Uzaklara kaçamadık ama ölüme gelirim istedim. Ölüme gelirim. Böylece bellemişler bir kere. Günahımız, kaderimiz bu bizim. İnanmıyorum ben kadere. İyi olmak, temiz olmak istiyoruz. Hakkımız bu bizim. Ne olursa olsun, kendimiz için dürüst yaşamalıyız.